Değerli arkadaşlar, İstanbul'u bekleyen tek tehlike deprem değildir. Bakın, daha iki gün önce bilim insanlarının tüm uyarılarına rağmen Sayın Erdoğan Kanal İstanbul projesindeki ısrarını bir kez daha ifade etti. Hatta öyle ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na sen otur işine bak diyerek hat bildirmeye kalktı. Sayın Erdoğan, Sayın İmamoğlu'nun işi İstanbul'u sizden korumaktır. Sayın İmamoğlu'nun işi İstanbul'u yağmadan korumaktır. On binlerce yılda oluşan ekosistemin dengesini bozarak Marmara'yı ve Karadeniz'i öldürmenize, İstanbul'u yok etmenize izin vermeyeceğiz. Millet geçim derdindeyken, millet boğaz derdindeyken siz İstanbul'un boğazını sıkma peşindesiniz. Neymiş? Gemi trafiğini düzenleyeceklermiş. Neymiş? Tanker geçişlerini düzenleyeceklermiş. Neymiş? Boğazın güvenliğini sağlayacaklarmış. Madem amacınız boğazın güvenliğini sağlamak, madem gemi trafiğini rahatlatmak, kanal güzergahını neden imar açıyorsunuz? Neden kanal güzergahı üzerindeki tarım arazilerini imar açıyorsunuz? Amacınız belli. Amacınız inşaat baronlarına gelir sağlamak. Amacınız belli. Az önce bir milletvekili arkadaşım dedi ya, kim bunlar diye. Değerli arkadaşım, işte bu. İstanbul'u Katarlılara peşkeş çekemezsiniz. Kanal İstanbul'u adı altında Katar İstanbul yaratamazsınız. İstanbul'u Katar Katar satamazsınız. Siz sükse yapacaksınız diye, siz rant elde edeceksiniz diye İstanbul'u yok edemezsiniz. Mesele İstanbul'u depreme hazırlamak, mesele İstanbul'u yaşanabilir kent olarak tekrar inşa etmektir. Türkiye'nin önünde bir takoz varsa, Sayın Erdoğan öyle söylüyor, Türkiye'nin önünde bir takoz varsa o takoz da sizin iktidarınızdır. Daha geçenlerde genel başkanımız uyardı. Oradan laf atmakla olmaz. Bir tarafta sermaye, bir tarafta halk var dedi. Nerede olduğunuz belli kardeşim. Siz sermayenin yanındasınız. Siz Katar sermayesinin yanındasınız. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın bütçesi hakkında grubum adına söz almış bulunuyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Öncelikle deprem bir doğa olayıdır, bir afet değildir. Deprem önlenemez ancak afet önlenebilir. Depremi afete dönüştüren plansız, çarpık ve ranta dönük şehirciliktir. Bu bakımdan esas olan afet yönetimi değil, risk yönetimini önceliğe almaktır. Ne yazık ki depremin öncesiyle ilgili bir risk planımız olmadığı gibi sonrası için de bir planımız yok. En son Silivri'de yaşanan deprem İstanbul'un depreme hazır olmadığını bir kez daha göstermiştir. Silivri'de meydana gelen ve 3 gün boyunca süren bulunduğumuz coğrafyada normal boyutlarda büyüklükte bir depremin kaosa dönüşmesi, depremde insanların nereye gideceklerini bilememesi, telefonlara ulaşılamaması bunun en net göstergesidir. Depreme hazır değiliz. Sebepleri de belli. Plansız kentleşme, depreme dayanıksız yapılar, toplanma alanlarının ranta açılması, denetim faaliyetinin özelleştirilerek yapı denetim firmalarına verilmesi, depreme karşı dayanıklı kentler inşa etmek yerine imar rantını organize etmek için çıkartılan yasalar, fay hatlarını gözlemleyecek istasyonların halen kurulmamış olması, afet yönetim planının olmayışı, risk yönetim planının olmayışı, ama esas sorun bilime ve akla değil, tek amacı kar olan bir şahıs şirketi gibi bu ülkenin yönetilmesidir. Şunu unutmayalım. Türkiye'de yerleşim yerlerinin %92'si fay kuşaklarının üzerinde yer alıyor. Nüfusun %96'sı deprem riskiyle yaşıyor. Buna rağmen deprem denince ilk aklımıza gelen şehrin İstanbul olması normaldir. Çünkü Türkiye nüfusunun 1/5'i ve sanayinin yarısı İstanbul'dadır. Bilim insanları uyarıyor. 30 yıl içinde Marmara Denizi'nde 7 ve daha büyük şiddette bir depremin olma olasılığı %65'tir. Bu bakımdan İstanbul depremi olacak mı olmayacak mı tartışması bir an önce bitirilmelidir. Gereken tedbirler acilen alınmalıdır. En son Kartal'da çöken 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilır Apartmanı'nı imar kapsamında yapı kayıt belgesi almak için başvurduğu göz önüne alırsak denetimsizliğin ve bekleyen tehlikenin büyüklüğünü görebiliriz. Oysa deprem bütçesiyle otoyol yapmak yerine
deprem riskini önceleyen bir kentsel dönüşümü hayata geçirebilirdik. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bütçesi üzerine, grubum adına söz almış bulunuyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Her şeyden önce, bizden önce büyük mücadeleler vererek kazanılmış bütçe hakkını bana bu görevi veren yurttaşlarımız lehine savunmaktan onur duyarım. Şunu belirtmek istiyorum. Her şeyden önce kent demek, bir toplum halinde birlikte yaşayabilmek demektir. Kent demek, kadınla erkeğin, çocukla yaşlının, engelli dezavantajlı gruplarla, farklı kimliğe, farklı siyasi görüşlere sahip bireylerin eşit, adil, özgür bir şekilde yaşayabilmesi demektir. Kent demek, barış, huzur ve güven içerisinde yaşayabilmek demektir. Değerli arkadaşlar, kent demek her şeyden önce konut hakkı demektir. Kent demek, içilebilir temiz su hakkı demektir. Kent demek, yaşanabilir temiz hava hakkı demektir. Ulaşılabilir yeşil alan, ulaşılabilir okul, ulaşılabilir hastane demektir. Oysa bugün kentler sizin elinizde, sizin iktidarınızda ne pahasına olursa olsun büyüme uğruna ihanete uğramış durumda. Büyüme uğruna 17 yılda 550 milyar doların betona gömüldüğü Türkiye'de 2002-2018 yılları arasında toplam 11 milyon 612 bin daireye yapı izni verilmiştir. Bugün hala satılmayı bekleyen 1 milyon 300 bin konut var. Geçen gün Sayın Erdoğan bir açılışta söylediği rakamlara göre TOKİ eliyle 857 bin konut üretilmiş. Değerli arkadaşlar, peki bunca inşaata rağmen konut sorunu çözülmüş mü, çözülmemiş? Bakın, TÜİK rakamlarına göre 2002 yılında her 100 hanenin 19'u kiracıyken 2018 yılında her 100 hanenin 29'u kiracı durumunda. Bugün hala konut hakkını alamamış 6.7 milyon hane var bu ülkede. Kiracıların ev sahiplerine ödediği para yıllık 60 milyar civarında. Asgari ücretle çalışan milyonlarca insanın gelirinin yarısı hala kira gideri. Ev sahibi olanlarsa 10 yıllarını bankalara ipotek vermiş durumda. Yani övündüğünüz inşaatlar eşitsizliği bitirmemiş, aksine derinleştirmiştir. Değerli arkadaşlar, kent demek içilebilir temiz su hakkı demektir. TÜİK 2016 verilerine göre ülkemizin %46'sı hala güvenilir içme ve kullanma suyuna ulaşamıyor. Kent demek aynı zamanda temiz hava hakkı demektir. Halbuki Türkiye'nin havası Avrupa Birliği ortalamasına göre %33 daha kirli hale gelmiştir. Hava kirliliğine bağlı ölümlerin sayısı 30 bini geçmiştir. Kent demek aynı zamanda güvenli konutlarda yaşamak demek, her türlü doğal olayına karşı hazırlıklı olmak demektir. Oysa bir deprem coğrafyasında yaşıyor olmamıza rağmen kentlerimiz depreme hala hazır değil. En son Silivri depreminde yaşadıklarımız ortada. Ve hala deprem risk yönetimi üzerine atılmış tek bir somut adımınız yok. Olmadığı gibi deprem vergisi adı altında toplanan paralar duble yollara aktarıldı. Zaten yetersiz olan toplanma alanlarını da AVM ve rezidanslara dönüşmüş durumda. Ayrıca imar barışı altında binaların sağlam olup olmadığına mal sahipleri beyan verenler sorumludur diyerek sorumluluğu da üstünüzden attınız. Bu arada imar affından toplanan milyonların da bugün bu bütçede olmadığını görüyoruz. Nereye gittiği belli değil bu paraların. Değerli arkadaşlar, kent demek temiz bir çevrede yaşama hakkı demektir. Oysa daha kendi çöpümüzü geri dönüştüremezken Avrupa'dan çöp ithal etmeye başladık. Bu arada poşetten toplanan paranın nereye gittiği de belli değil. Kent demek değerli arkadaşlar, yurttaşların yerel yönetimler eliyle siyasete doğrudan ve demokratik bir şekilde katılım hakkı demektir. Oysa siz 17 yıl boyunca adım adım başta planlama hakkı olmak üzere yerel yönetimlerin yetkilerini ellerinden alarak bakanlığa devrettiniz. Çünkü imar rantı iştahınızı kabartıyor. Çünkü iktidara gelmeden önce ilk öğrendiğiniz iş imar rantıydı. Bu yüzden Erdoğan'ın en yakın çalışma arkadaşları belediye başkanlığı döneminden arkadaşlarıdır. Parsel bazında kişiye özel, şirketlere özel, yandaşlara özel yapılan imar değişiklikleriyle şehirleri birer rant üretim merkezi haline getirdiniz. Ne sihir, ne keramet, el çabukluğu marifet diyerek bir gecede plan değişiklikleriyle kimleri zengin ettiğinizi biliyoruz. Öyle ki Ankara'yı parsel parsel sattınız, İstanbul'a ihanet ettiniz.
Yetmedi, varlık fonu üzerinden batan şirketleri kurtarmaya çalışıyorsunuz. Sayın Cora. Kent demek toplanma hakkı demektir. Sayın Oysa Bakan siz... gereken cevabı verir. Sözlerinizi tamamlayın lütfen. İtiraz etmesin diye meydanları da yok ettiniz. Siz çocukların ulaşabileceği yeşil alanları yok ettiniz. İstanbul gibi dünya metropolinde %2 yeşil alan bıraktınız. Son olarak şunu hatırlatmak isterim. Kente karşı işlenen suçlar toplumsal suçları artırıyor. Şehirciliği bir ekonomik birikim modeli olarak gören anlayış, ekonomik, toplumsal ve siyasi krizi giderek derinleştiriyor. Ama şunu hatırlatmak isterim. Aynı kentlerde yükselen kulelerinizin hemen yanı başında yaşayan, işsizliğe, yoksulluğa mahkum edilmiş, gelecekle ilgili umutları karartılmış milyonlar var. Aynı kentte simit sarayları olduğu gibi simit satan binlerce tezgah da var. Aynı kulelerin yükseldiği yerde itirazların da yükselmesini engelleyemezsiniz. Sonuç olarak kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak. Ama bugün, ama yarın.